Arkadaşlar merhaba. Topraksız Tarım'dan herkese selamlar. Bu haftaki konu aslında şu ana kadar en çok sorulan soru. 70 metrekareye seraya ne kadar harcama yaptınız? Neye ne kadar verdiniz? Bu soru çok soruldu. Ben listeyi atmamıştım. Neye ne kadar verdiğimi en ufak ince ayrıntısına kadar listelemiştim. Bu liste elimde şu an. Bunu anlatacağım. Çok fazla soruluyor. İşte boruya ne kadar verdiniz, file saksılara ne kadar verdiniz, seranın iskeletine ne kadar verdiniz, sera örtüsüne ne kadar verdiniz. Bunların hepsini detaylı şekilde, en şeffaf şekilde anlatmaya çalışacağım. Fiyat toplamda 7.000 lira tutmuş. Zaten bunu daha önce de anlatmıştım. Hatta daha önceki videolarda da ufak tefek neye ne kadar verdiğimi anlatmıştım. Ama bu video tamamen neye ne kadar verdiğimin en şeffaf şekilde anlatmaya çalışacağım. Öncelikle biz burayı tesviye ettirdik. Çok fazla düz değildi burası. Seranın alanını tesviye ettirdik. 150 lira tesviyeye verdik. Ondan sonraki ilk seraya başladığımızda yani ilk aldığımız malzemeler bu borular, PVC borular. Yaklaşık 90 adet almış olmamız lazım. 88 veya 90 adet almış olmamız lazım. Bunların giriş kapakları, şunlar, şu kelepçeler, sondaki maşonlar, burayı da göstereyim. Şu maşonlar, tekrardan buradaki kapaklar, tekrar geri dönüş borusu, şuradaki T, depoya giden dirsek, şu geri dönüş borusu. Deponun şuradaki tekrardan bir dirsek falan var. Bunların hepsine toplamda 1900 lira vermişiz. Şöyle söyleyeyim, bunların tanesi yaklaşık olarak 16,5 liraya gelmiş olması lazım PVC borunun. Metresi 5,5 liraya almıştık biz, 70 milimlik. Bu da çok soruluyor, kaçlık diye. 70 milim arkadaşlar bunlar. 3 metrelik standart boydan aldık. Metresini 5,5 liraya almıştık. Kapakların tanesi 1 liraydı. Şu kapaklar. Şu maşonların tanesi 5 lira. Kelepçelerin tanesi sanırım 1,25'ti. Yani toplamda buraya 1900 lira vermişiz. PVC olarak. Tesisata. Ondan sonra sera yay demirleri. Bunları özel kıvırttırdık. O yüzden bize biraz pahalıya geldi. Yani biz en 7 metre olsun diye düşündük. Yoksa 5 metrelik yapsaydık hazır kıvrılmışlar vardı. Biz 7 metrelik olsun dedik. O yüzden kıvırttırma parası verdik. Yaklaşık olarak 400-500 lira bir kıvırttırma parası verdik. Oradan biraz zararlıyız. Ne kadar vermişiz? Sera yay demir kıvrımları. Şunlar. Şu atkılar. Şuradaki. Şu en üstteki. Şuradaki. Ve kapının etrafındaki 21'lik borular, şunlar. Bunlara toplamda 1375 lira vermişiz. Bir de şu sera yay demirin altında 50'şer santim. Her iskeletin altında 50'şer santim. 32'lik kazık var. Bu demirler 27'lik. Kapının etrafındakiler ve atkılar 21'lik. Yani sera demirleri 27'lik demirler 32'lik kazıkların içine giriyor. 21'likle de etrafını çevirmiş olduk. Buna da toplamda 1375 lira vermişiz. Sera örtüsüne 36 aylıktı galiba. 36 aylık 350 mikron katkılı. Buna da 1250 lira verdik ama biz tahminimce 900 liracı 900 liralık kısmını kullandık. Çünkü bayağı bir kaldı. Fazla aldıydık. Ne olur ne olmaz diye. Klipsler, şu klipsler 21'lik. Sadece zaten kapının etrafında var. Başka hiçbir yerde klips yok. Etraflar komple yere gömülü şekilde. Şuradan daha iyi anlaşılır herhalde. Şuralar komple gömülü. Sadece kapının etrafı ve kapılarda kullandık. Bu klipsleri de çok fazla aldık. Sanırım 100 tane aldık. 40 tanesini falan kullandık. 40-50 tanesini. Buna da toplamda 1250 lira ödemişiz. Sera örtüsüne. 350 mikron. Dediğim gibi sera örtüsü de bu şekilde. Kalaslar
şu kalaslar. Biz şu şekilde 5'e 10'ları kullandık. Atkı olarak da 5'e 5'leri kullandık. Şunları. Bunların hepsini 3'er metrelik aldık tabii. Biz burada kendimiz kestik. 5'e 10'ların tanesi 3 metrelik boydaki hali 10 lira. 5'e 5'in 3 metresi 5 liraydı. Aynen. 3 metresi 5 lira. 5'e 5'in. 5'e 10'un 3 metresi 10 liraydı. Onlara da toplamda 315 lira vermişiz. Adva'nın cihazları, ölçüm cihazları. Şu şekilde. pH ölçer ve EC ölçer. Bunlar 190-200 arasındaydı. Yani ikisi 400 lira gibi bir şeydi. Bunların sıvıları da var. Kalibrasyon sıvıları. pH ölçerin 2 tane kalibrasyon sıvısı var. EC ölçerinde bir tane kalibrasyon sıvısı var. Onlar da 15'er liraydı. Toplamda 415 lira ölçüm cihazlarına verdik. Bir tonluk su tankımız var dışarıda. Ona 280 lira verdik. Tabii daha uyguna da tanklar bulunabilir. Biz temiz olsun diye 280 liraya aldık. Yani 150 liralık bir tank da iş görebilir. 1200 adet file saksı almışız. Tabii bunları o zaman 30 kuruşa falan almıştık yanılmıyorsam. Toplamda 1200 adete 300 lira gibi bir şey vermiştik. Yani 30 kuruşa gelmiyor ama pahalıydı. Şu an biraz daha uygundur büyük ihtimalle. Yani 298-300 lira da file saksıya vermişiz 1200 tane için. Su pompası şu şekilde. Saatte 3750 litre su basabiliyor. 8 metreden su çekip 39 metre veya 38 metre suya yüksekliğe su basabilen bir pompa. Alman malı. Buna da 315 lira verdik. Şu an yanılmıyorsam 260 civarlarında bu pompa bulunabiliyor. Hatta daha yüksekti fiyatı. Biz 315 liraya aldık. Şu anda biraz daha uygun. Kaynak için maske almışız. Kaynak maskesi, taş, elektrot. Bunlara 75 lira vermişiz. İşçiliği kendimiz yaptığımız için gerekli malzemeleri de kendimiz almışız. Şu delikleri açmak için yanılmıyorsam 51 veya 52 milimlik panç almışız. Bunu da 25 liraya almışız. Ben şeffaf su borusu almıştım. Hem seranın kazıklarını çakarken, yani sera demirleri daha düzgün şekilde olsun, hem de bu boruları, yani sehpayı hazırlarken başa ve sona şekilde bir şeffaf su borusu çekip o şekilde eğimini ayarlamıştım. Ondan da 35 metre almıştım yanılmıyorsam. 30-35 metre. Ona da 35 lira vermişiz. Yani o hayat kurtarıyor. Şu bildiğimiz su terazisi çok fazla işe yaramıyor. Şeffaf su terazisi olursa içine su koyup, bu çok fazla uzun mesafede işe yaramıyor. Ben o şeffaf borudan almıştım. O direkt olarak bir başı bir sona ayarlayıp direkt ortasına ip çekip, komple baştan sona ip çekip ortaları o şekilde ayarlamıştım. Gayet de basit olmuştu. Kapı için kilit ve menteşelere 26 lira vermişiz. Şuradaki menteşelere ve dışarıdaki kilide 26 lira vermişiz. Su terazisi, yine bu su terazisinde kısa mesafelerde ayarlayabilmek için almışız. Ve çivi almışız. Sehpaları çakabilmek için. Ona da 65 lira vermişiz. Hava taşı, yani deponun içine koyacağımız hava taşı ve hava hortumu. Buna 40 lira vermişiz ama ben iki takım almıştım. Yani 20 lira diyebiliriz. Tabi bu aldığımız malzemeleri bir de buraya getirmek vardı. Çünkü biraz merkezden uzağız. Buna da 200 lira nakliye yazmışız. Su tesisatı için damlama borusu. Ayrıca şuradaki parçalar. Dirsek. Vana. Tabi ben bunu söktüm artık. Vana. Şu borular. Şu boru. Şuradaki kelepçeler. Spagettiler. Nozullar. Şekilde tamamını, şuradaki T, komple su giriş tesisatına da 300 lira vermişiz.
Ve tabii bunun içinde bazı farklı şeyler de vardı. Eksik kalan ismini yazmadığımız malzemelerle toplamda ona da 300 lira vermişiz. Toplamda 7.000 lira gibi bir maliyet çıkarmışız arkadaşlar. Tabii bunun içinde fide, gübre ve pH düşürücü yok. Yani buranın toplam maliyeti sistemin hazır kurulmasına biz 7.000 lira gibi bir maliyet çıkarmışız. Tabii bu daha uyguna da çıkardı. 5.5 lira civarına, 6 lira civarına da kurulabilirdi. Ama biz metrekare yaklaşık olarak 100 liraya mal etmişiz. 70 metrekare için 7.000 lira civarında bir fiyat çıkarmışız. Bir de şu vardı. En son yaptığımız fidelikler için de 35 lira şu kalaslara vermiştik. Başka da hiçbir şey yok arkadaşlar. Bu seranın toplam bize maliyeti 7.000 lira. Bu soru çok soruluyordu. Sanırım artık özelden falan bu soruyu sormazlar videoyu izleyen arkadaşlar. Gayet sağlıklı olduğunu düşünüyorum. En şeffaf şekilde anlattım. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Hoşça kalın. Teşekkürler.